Ana Allah'ın zikri bilen ötkeşliğine muvaffak olup durduyken, bir hadis eğitilip, bir ayet eğitilip diyken, kança Allah'ın rahmeti yok olur. Bu nimetler hakkında kança yapırsak az azdır. Lakin bunun şükrünü, buna Allah'ta verilen nimetine şükranasını kılıp barış gerek. Lakin şu mezheplerin fakirlerini avara bu kalıştık gerek emez. Allah Kur'an-ı Kerim'de şimdi kılıp merhamet kıladı ki estaizu billah elhaikumu tekâthur hatta zultumul mekabir. Böyle şakayının köplüğü, dünyada köplüğü bilen mahtanış Allah'ın ibadetlerini sizlerine tosup koydu dedi Allah. Böyle çıkan dünyayı, dünya köpeytiriş, bana şunlulan fakirleniş, bana şunlulan mahtanış bulup Allah'ın ibadetlerini tosup yürüp hatta zultumul mekabir. Hatta şu halette siz kabrini ziyaret kılgınca şunluyu buldunuz dedi. Hakikaten insan onu kılaman, bunu kılaman, dünyayı bilen avarı bulaman, ucay ve herkese kılıp yürüp 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 ahire hatta zultumul mekabir, hatta kabrini ziyaret kılarken. Tasavvur kılıyordu ki azizler, kimimiz toplayan dünyamızı bu dünyaya akıttık. Şunun için Resulümüz aleyhissalatü vesselam aytadılar ki insanla üçte dostu var dediler. İkide dostu, üçte dostu ham kabir geçe bora diyor. Lakin ikide dostu kayıtıp gitedi, bitti dostu kabirde kalır dedi. Bunlar kaysınlar dediğinde Resulümüz cevap verip ettiler ki kabir geçe keledigen üçte dost üçelası biri bola çakası, biri malı dünyası, biri onu kıdan ibadete amel edin. Kabirden kayıtıp geledigen dostu ise böyle çakası bulan malı dünyası, kabirde kaledigen dostu ise onun amelidir. Hakikatte her kandı bulan çakan diyen bilen, her kandı dünyayın diyen bilen hiç kim kabirde birge kalmaydı. Lekin yalnız karangı zulmet kabirge koyulengende ise onun hamrahı bulup, onun kıyan amelleri, tükkanı rozaları, namazları, hayratları, hammaları hamrah bulup duradır. Ama onun ne ayağı, ne dünyası kabirde hamrah olamıyor. Ana bu ayeti kerimede hem Allah Ta'ala sizlerde şu nesneler tosup koydu, hatta ki kabirde ziyaret kılıkının dişe dikkat. Bir kişi alemden ötedigen top kaptı da, fazilettik, fazilik kişilerden iken oğlanın çakırı. Oğlaki ayetti ki oğlum günem, sizge ikide vasiyet kaldıramı. Bir vasiyetimle kolengizge tutkazıp kütemem, alemden ötkenimde bunu okuyun. Eğer o şu vasiyetimle becersiz, ikinci vasiyetimle bir cahaya bir kitap koyamam, ona okumasından yırtıp yuvarayım. Eğer birinci vasiyetimle becer almasız, şundan kigin yine ikinci vasiyetimle becerin dedi. Ata alemden öttü, farzand atasından kalan birinci vasiyetini ham, ikinci vasiyetini ham kılıçdaki hareket kılardı elbette. Otasından koyduğunu birinci vasiyetini açıp okudu. Vasiyette şunu dedi bazen. Oğlan, bilesiz ki, ben soğuktan korkadığım, yumuşacağını yakışıkıracağım atayınız bulamam. Bana kabirge koyduğunda, ayağımda hiç bulmadığında, maksı bulmasa, cüdahan bulmasa, bir paypağ bulsa da giydirip koysayınız. Kabirde ayağım soğukta durmasın. Hiç bulmasa, bana şundayı ihtiram bulamanın kümüşlüğünüzü vasiyet kılamadı. Bana kattık durup aldı. Damlalar, ahli inler kilip, atanı kefenleştiği halatıya gelgende, bana yıklat durup aldı. Bana kolumda atanın maktubu, atanın vasiyeti, atanın ayağıyla maksik yediremem dedi. Ulamalar etti ki mümkün emez, kefenden başka nersenin kılıçlığı mümkün emez. Hiç bulmadığında atanını paypağa giydirip koyu, vasiyet kıldılar, kelimler dediler de hem ulamalar ahire ettiler ki sana atanını bu vasiyeti batıl. Şeriatki muvafık kimeydiğen vasiyetini biz kabul kılmayız. Eğer mavadı kılmasan hem sen günahkar bulmuyorsan. Tikilgen nersini giydirip kömülen miydi kaidede? Bana şu letteden başka nersi hiç nersi işletilmeydi. Cüde cille kursa ikide güne kefen yok ki üçte. O şey lifafayı izar-ı kamis, bundan başka kefende meyitli lebası yok dediler. Böyle yığlay yığlay razı buldu. Atanı ayağa paypah gidir almasından defın kıldı. Defından kaytar eken böyle yığlat barıp atanın birinci vasiyetini becer almadın. Şimdi hiç bulmasa ikinci vasiyetini becerip koyayım. Eğer birincini becerdenim de ikincini okumaz hangi eden atanın vasiyeti şunu dedi dediler.
Otası berkitib qo'ygan ikkinchi vasiyatni ham topib ko'rdi. Ochib o'qsa, otasi shunday deb yozgan ekan. Ey aziz bolajonim, ko'rdingizmi dunyo bevafoligini? Hatto bir eski paypoqni ham men o'zim bilan olib ketishga qodir bo'lmadim deb yozib qo'ygan ekan. Mana bu narsani o'qib bola yig'lab yubordi. Otasini haqiqatda shuncha topgan dunyosi unga qoldi. Qurgan binolari o'g'liga qoldi. Otayzor esa o'zi bilan bitta dunyo matohi deb atanayotgan libos, eng past libos deb sanalingan paypoqni ham olib ketishga qodir bo'lmadi. Biz esa maqtanamiz. Bolam ko'p deymiz, o'g'lim ko'p deymiz, dunyoyim ko'p deymiz, binoyim ko'p deymiz. Shu narsalar bilan ovora bo'lamiz. Bola chaqa boqish kerak ekan deymiz. Tashvishlarni qilamiz. Hatto zikrning maqobi, hatto qabrni ziyorat qilib qolamiz. Kalla, yo'q, unda emas debdi Alloh. Unday bo'lish kerak emas. Safa ta'lamun, tezlar bilasizlar. Bu ishni nimaligini, bunday holatda bo'lganini sizlar tezda bilasizlar. Tumma kalla safa ta'lamun, so'ngra yana aytibdi ta'kidlab. Yo'q, bunday emas, sizlar tezda bilasizlar. Kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin. Agar sizlar buni aniq ko'rishlik bilan bilganinglarda edi, aniq bilganinglarda edi, latarabunna al-jahim, sizlar unda do'zoxni ko'rasizlar. Ya'ni endi yurib-yurib shu ishlarni noto'g'riligini, dunyo tashvishi va hokazolar bizni ibodatdan to'xtatib, hatto qabrni ham ziyorat qilishlik holatiga tushgandan keyin, latarabunna al-jahim, thumma latarabunna 'ayna al-yaqin, so'ngra do'zoxni ko'rasiz, so'ngra aniq ko'rishlik bilan ko'rasiz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sonra siz ana bundan keyin Allohni bergan har bir ne'mati uchun so'ralinasiz dedi. Eng tashvishlisi ham shu aslidir. Biz hozir ne'mat haqida gapirdik. G'animatlar haqida gapirdik. Mana shu ne'mat haqida so'ralinasiz dedi Alloh taolo. Sahobalar so'radilarki, ya Rasululloh, uyimizdagi chiqqan xurmolarimizga ham, mevalarimizga ham javob beramizmi? Rasulimiz aytdilar ki, hatto olgan nafas havoyimga ham javob berasan. Nima uchun nafas olganimizga? Har bir ne'matga javob beramiz ekan sizlar. Bu ne'matlarni g'animat bilishimiz kerak. Alloh taolo ne'matlarning turini ko'p qilib berdi, yuqorida sanab o'tganimizdek. Mana bu ne'matlarda har biri uchun qiyomatda savol javob beramiz ekan. Dunyoim ko'p deb faxrlanib, bolam chaqam ko'p deb faxrlangan birodarlar, shu dunyo berilganda, bola chaqa berilganda nima qildi? Bola chaqa bizga nima uchun berildi aslidir? Ummati Muhammad alayhisolamni ko'paytirishlik uchun xolos. Rasulimiz alayhisolatu vasallam nima uchun ko'payinglar, uylaninglar, ko'p bo'linglar dedilar. Qiyomatda meni ummatim ko'p bo'lishdan faxrlanaman dedilar. Shuning uchun biz 10 bola dunyoga kelgizamizmi? 1 bola Alloh beradimi? 5 bola beradimi? Mana shu bolamiz faqatgina ummatni ko'payishiga sabab bo'lishi kerak xolos. Ummatni ziyoniga xizmat qiladigan, islomga zarariga xizmat qiladigan emas, balki bir musulmon oilasi ko'payadigan bo'lishi kerak. Shunda bu ne'matga shukr keltirgan bo'lamiz. Bolamizga nimalarni o'rgatdik? Bolamiz na umidlar bilan katta bo'layotgan bola ota uchun nima xizmat qildi? Otasi olamdan o'tadigan bo'lib qolsa, u bola nima qilyapti? Kechqurun yarim kecha bo'lsa ham domlani oldiga yugiryapti. Domlani darvozasini taqillatgan, u qorakaning uyiga borgan, otam olamdan o'tyapti, yordam beravering, nima qilishni bilmayman, deydilar farzand. Domlani nima qilamiz endi? Borib o'tirib yonida kalimani tahlil qilamiz. La ilaha illalloh deb o'tiramiz. Jinlar qursa juda ahvollari og'irlashsa qorakalar yosin o'qib beradilar. Mana shu holatda ota jon beradi. Bu holatlarda biz ko'p guvohi bo'lganmiz. Yaxshi-yaxshi faizli kimsalar, yaxshi-yaxshi ibodatli odamlarga qo'llarini ushlab o'tirib yosin o'qib o'tirganimizda ko'zlarda tomchi-tomchi yoshlar o'qib jon berayotganini ko'rganmiz azizlar. Lekin bizni ko'zimizdan ham yosh chiqib turardi. Bu yosh shunday ediki, bu bechora taqsirim butun umr bolam chaqam deb xizmat qildi. 4-5 o'g'illari bor. Nahot bitta o'g'li otasini qo'lini ushlab yosin o'qishlikka yaramasa ya, nahot birorta o'g'li otasini peshonasini peshonasiga qo'yib, alvido otajonim, la ilaha illalloh deb aytishlikka yaramaydigan o'g'il bo'lsa, shuncha umid bilan boqqan o'g'illariga nima bo'ldi endi? O'g'il bilan maqtanishlik, farzand bilan maqtanishlik nima foyda bo'ldi azizlar?
farzand omonati, farzand ne'mati nima uchun berilgan edi? Hech bo'lmaganda orqamizdan qolayotgan farzandimiz Allohni tanidigan bo'lmoqligi kerak. Allohni do'st tutmoqligi kerak edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni do'st tutmoqligi kerak edi. Otasini oxirgi safarga ham jo'natib qo'ya olmasa, otaning janozasini o'qiy olmasa, onaning janozasini o'qimagan bo'lsa, bu farzandni maqtanishdi na hoji. Shuning uchun ham bu berilgan farzand, farzand maqtanishlikka emas, balki islom ummatini ko'paytirishlikka xizmat qilsin. Orqamizdan faqat o'zlarigina Qur'on o'qib bersin. Faqat o'zlari Qur'on o'qisin. Hozir osongina bo'lib qolgan. Osongina bo'lib qolgan boshqalar orqali qildirish. Boshqalar orqali qildirish. Ba'zan oldimizga kelib qoladi. Taqsir xatm Qur'on qilishimiz kerak. Qorilardan tanishingiz bor, biroq qorakiga boraylik, otamga xatm Qur'on qilib bersinlar, nish kun turadi deb ham qutba deb so'raydilar. Men aytamanki, "O, taqsir uni pulga chaqadigan bo'lsang, sizning pulingiz yetmaydi." Bütün dünyada bir tamamda koyun, bir tamamda Kur'an'da koyun, basıp götürdü. Biz bunu pulunu aytamıyor muyuz sizge? Karakelerde barınan bu gatını aytamıyor muyuz? Çünkü bilesiz mi? Her bir harf için 10 tane savaplı vada kıldı. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam ettiler ki, Allah Ta'ala her bir Kur'an okuyan bir harfi de 10 tane verirdi dedi. Ve yine aytıp koydular ki, ben alif, lam, mim degende bitti harif demeyim ben, üçte harif, şu alif, lam, mim degende 30'da savab veriladı dedi. 30'da savab veriladı. Kur'an'da neşte yüzde harif olsa her biriki ortadan savab verir, millet savabları bu ketse yok. Bu azizimiz indi bunu pulge kısabla turuşlu gücüde kabahatı. Gözünün yuranı ketkizip, vaktini otkizip, ibadet kılgen karakterimiz hiç kaçan bunu irade kılmıyor. Pulga bunu chaqib bo'lmaydi. Eng achinarlisi nima uchun o'g'il bo'la turib o'zi ikki oyat Qur'on o'qiyib bilmaydi. Nima uchun ota faxrlanib o'tdi bu o'g'illardan, bu qiz farzandlardan? Farzand ne'mati azizlar, uning shukronasi uni ibodatga moyil qilib qo'yishlik bilan. Xo'p, endi mol dunyo berildi. Nima qildik biz? Dunyo berilgan azizlarimiz o'zimiz bir hamqisa o'zimizni hisob qilaylik. Dünya belirlenmeyende bunu nimalarga sarıfladık. Kaçan yetim parvarlık kıldık. Kaçan bura bir zayıf natavanga biz sarıfladık. Kaçan ihsan kılsayın fakat badavlar boy özüge tüp kişilerini çakıramız zayıf natavallar kop getirdi. Resulümüz aleyhissalatü vesselam zayıflarını yakışık görürdüler. Hatta aytardılar ki biror eng nozik jihatga chiqib ketayotsalar, nozik bir jangga chiqib ketayotsalar, aytardi ekanlarki, "Ya'tuni bi du'afaikum", menga butun zaiflarni yig'ib kelinglar. O'zlari ko'zi ko'r, quloqlari kar, nogiron bo'lgan, hech kimga ahamiyat bermaydigan, juda ham haqir, juda ham faqir bo'lgan kimsalarni, mahalla ko'da zarracha obro'si yo'q, hech kim bo'lmagan kimsalarni aytib keling dedi ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Haligilerini aytib kelgandan keyin Rasulimiz ularni oldilariga chiqib qararkanlar. Hech kimni oldida zarracha qadr yo'q. Faqir, miskin, nogiron, quloq, ko'zi ham yo'q ba'zilarini. Shuning holati turibdi. Lekin Allohning qoshida bularning obro'si baland, taqvolari baland. Ularni oldilariga chiqib Rasulimiz aytarkanki, "Ud'ulloha lana an yansurana" deyarkanlar. "Ud'ulloha lana an yansurana." Ey zaiflar, Allohga duo qilib beringlar. Allah bizge yardan versin şu cihatta diyerkenler. Resulullah de zat, zayıf-ı natavallerde haklardan dua alerken, kana ayteylikçi azizler, kaçan biz bitti fakir defane danıge barıp, taksırmanı dua kılın dedik. Kaçan eşitimiz taydan bir beçare miskin, koşnumuzu ötüket etse onge hürmet kıldık. Kılar azizlerimiz, hamamız demahçımaz mı azizler? Bu illet bu yerde oturgendikimez, biziki han. Ma'uza qilayotgan va qilinayotgan hamma odam bir xil bunga biz salbiy tomonini olishimiz kerak. Hammamizda bu kamchilik bor. Lekin shuni o'zimiz to'g'irlashimiz kerak. Birgalikda to'g'irlashimiz kerak. Zaiflarda notavonlarning holidan xabar olish kerak ekanlar. Hadisi quddisi bor. Hammamizga mashhur bir hadis quddisi bor. Ya'ni Alloh taolodan aytiladi: "Ya ibn Adam, ey odam bolasi" deb boshlanadi bu hadis. Yani Allah Ta'ala aytarken, ey adam balası deyip, kıyamet kayın bugün de Allah diyen, Allah bendesinden soruyor. Ey adam balası, ben kesel buldum, kurgeni kelime dinle,
Allah soruyor. Ben de aytarken, ya Rabbi, sen uzun şafial amraz bolsun. Kasallarga şifa berguvchi bo'lsang, har qanday narsadan behojat bo'lsang, sen qandoq qilib kasal bo'lasan va qandoq qilib seni oldinga boraman. Shunda Alloh taolo aytadiki, falon qo'shning, falon birodaring, falon dindosh musulmon tanishing, qarindoshing kasal bo'ldimi? Agar o'shini oldiga borganingda mana u yerda topgan bo'lardi. Ana endi azizlar qarang. Bir kasalni oldiga, musulmon kasalni oldiga borishligimiz, uni Allohning uyida topishligimiz bilan barobar bo'ladi. Mana bu narsa juda ham bizga mutaassir, ta'sirli holat shu ekanki, kasal ko'rishlik o'zi musulmonning musulmondagi haqlardan bittasi. Alohida boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kasalni ko'rishlik, janozaga ergashishlik, aksa urganda alhamdulillah degan odamga rahmatulloh deyishlik, mana bular o'zi musulmonning haqqi. Lekin biz ko'p muhokama qilib, ko'p munozara qilib, ko'p o'ylanadigan bo'lsak, faqat obro'li odamlar kasal bo'lsa buni boramiz. Biror bir zaif yo biror bir notomon bir bechora kasal bo'lganda bormaymiz ekan. Faqatgina Alloh subhanahu va taolo obro'li qilib qo'ygan yoki o'zimizni ichimizda katta bo'lib turgan, amaldorimiz bo'lib turgan odamni ko'rganib boramiz ekan. Lekin zaif, notomon bechorani ko'rishlik yo'q ekan. Hech kimni bildirmasdan bir borib duosini otkilay degan narsa bo'lmaydi. Yana o'sha hadisning davomida ya ibn adam, odam bolasi, men och qoldim, taom bermadim deydi ekan Alloh. Shunda inson aytarkan, ya Rabbi, sen qandoq och qolasan? Butun dunyoga ne'mat bilan to'ldirib turuvchi bo'lsang, qandoq qilib senga ne'mat beraman? Nimani ham beraman? Nima bilan boqaman? Alloh aytarkanki, falonchi bandam falan seni tanışın ya falan karındaşın aç bugünde onge taam sorgen mehalde taam vermedin eğer o şimdi taam vergeninde o yerde beni toparadın bence vergen bulardı. Hakikat bu azizler. Fakir, miskin, yetim yesir, biçaranın hakkı var. Bunlar da tahminle bu işimiz gerekti. Eğer şu adalet yukalar iken şu ölçü, şu tarazı buzular iken jamiyatda boy bilan kambag'al bir-birini yomon ko'rib yuraveradigan bo'lib qolar ekan. Kambag'allar boylarni yomon ko'rar ekan. Chunki ularning haqqiga xiyonat qilib. Ammo sahobalar unday emas edilar. Sahobalar esa boylari kambag'allarga mehribon bo'lardilar. Ularga butun borlig'ini berardilar. Kambag'allar boylarga haqqiga duoi xayrlar qilardi. Bizda esa kambag'al qo'shnimiz eng yomon ko'rgan qo'shnisi boy qo'shni bo'ladi. Biz aytamiz ki bu ko'rolmaydi deymiz. Lekin mana shu narsani yo'q qilishlik uchun boy badavlat kimsalar kambag'allarga mehr oqibatli bo'lsalar. Kambag'al bo'lgan birodarlarimiz mana faqatgina bir Allohning bergan rizqidan ozginagina berayotgan nasibam yo'q xolos. Lekin men iymonga boyman. Ertaga bu uchun menga Alloh jannatda katta sharaf berib, bundan da kattaroq qasrlarda o'tirishim bor degan aqidada turish kerak. Mana shunday kambag'al, och qolgan, yetim yesirlarning boshini silagan insonlargina ertaga Allohni topganlar savobidan bo'lar ekan sizlar. Yana mana shu hadisning davomida men chanqadim, tashna bo'ldim, sen menga biror mashrubot bermading deydi ekan Alloh. Banda aytarkanki, ya Rabbi, sen qachon chanqaysanki, senga suv bersin. Yana o'sha javobni qilib, Alloh aytarkanki, bilanchi bir odam chanqagan edi, suv so'ragan edi, sen unga birorta ham mashrubot ichimlik bermading, ana shu yerda berganingda edi meni topgan bo'lardi. Bu azizlar, o'sha ne'matni qanchalik ahamiyatli ekanligi, har bir berilgan ne'mat Allohdan ekanligini bilib, bunga shukrona qilib, bunga muvofiq hayot kechirish kerak. Mana shu bugungi bizning marosimimizning sababchisi ham ikkita yosh musulmon birodarga yosh ikki muslima ne'matini ato qilishligi. Yosh ikkita muslima ayolga, qizlarga yosh ikkita musulmon yigitni ato qilinishligi ne'mati. Bu ne'mat nima uchun beriladi? Bu ne'mat azizlar, insonning o'zi xulqi yaratilgandan juftlikka moslangan ekan, bu ne'matning shukronasi qanday bo'ladi endi? Buni shukronasi o'sha berilgan ne'matni chiroyli tasarruf qilishlik bilan bo'ladi. Bu uylangan ukalarimiz Alloh bergan juftlik ne'matlarini
qadriga yetmoqliklari, unga shukrona qilib ibodatga buyurmoqliklari, halol narsa olib halol lokma bermoqliklari va ayoli bilan ittifoqchilikda yashashliklari lozim bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu ne'matning qadriga yetishlik kamayib ketib, juda ham qo'yga chiqdi, ko'payib ketdingizlar. Biz domlachilik bilan xalqiy ichida yuradigan odamlar qo'rqib ketyapmiz. Juda ham zalolat, juda ham qabohat, jirkanch bir holat. Har haftada bo'lmaganda bitta domlaning o'ziga ikkitadan oila buzilishligi murojaat qilyapti. Ikkitadan uchtadan bolalar yetim bo'lyapti. Bu narsa g'ayri-islomiy. Islomda yetim parvarlikka buyurilgan, yetim ko'paytirishlik emas. O'sha ne'matni qadriga yetmaslik. Agar ayoli bo'lmasa, o'z zinoga yursa qattiq gunohkor bo'lsa, ayoli bilan halol muoyishatda, halol suhbatda bo'lishiga shuncha savob topadi. Bu ne'matni qadriga yetishlari lozim bo'ladi. Va hech qachon Allohning bu bergan hadoyasiga, bu omonatiga xiyonat qilmaslik kerak. Azizler, Allah Ta'ala sizi bizlerini nimetini kabirleyedigenlerden kılsın. Hammalarımızı, hanedanlarımızı, farzantlarımızı arkamızdan, uzları Kur'an okuyedigenlerden bulsun. Ve her bir aytilingen beş ganimette ve Kur'an'da aytilingen deyip o şey nimetlerine birilip getip Allah'ın ibadetten tuhtap kalışkidimizden Allah'ını uzun saklasın. Birer kişi nimetten sorası valdan kutulup kalar mıydı? Hatta hammani surasi vol qilib bo'lgandan keyin dunyoda birorta inson qolmagandan keyin oxiri Sulaymon alayhissalomni ham Alloh hisob qiladi. Sulaymon alayhissalom eng ko'p ne'mat so'ragan payg'ambar, eng ko'p ne'matga egasi bo'lgan, hatto payg'ambar bo'lsa ham bu zotdan Alloh surasi vol qiladi. Sen bu narsalarni nimaga ishlatding dedi. Shuning uchun ertaga har bir qadamimiz, har bir yurish turishimiz, luqmamizgacha javob berar ekanmiz, azizlar ogoh bo'laylik. Allah huzuriga borganda bu ne'matlarni shukrini ado qiluvchi shokirlardan bo'laylik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo bugungi ikki buyuk ne'mat, oila ne'matini nasibasini surib turgan aziz birodarlarimizga baxtu saodat nasib qilsin. Ularga yaxshi zurriyat ne'matlarini bergin. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning ummatini ko'paytiradigan oilalardan qilgin. Duaga qo'lash bergan hammamizni berilgan ne'matlarni yanada ziyoda qilib, bunga shukrini ham ziyoda qilib borgin, ya Rabbi. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi